Normalde DNA dendiğinde aklımıza gelen ilk şey hücre çekirdeği olur. Çünkü DNA hücre çekirdeğinde yer alır. Ama bu söylediğimize uymayan birkaç istisna var arkadaşlar. Bazı organeller kendi DNA'larına sahip. Bunun en bariz örnekleri mitokondri ve kloroplast. Mitokondri ve kloroplast kendi DNA'larına sahip organeller. Mavi ile gösterdiğim şey DNA. Bu organeller kendi DNA'larına sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda içinde bulundukları hücrenin çekirdeğinden bağımsız olarak kendi DNA'larını ve kendilerini replike edebiliyor. Yani eşleyebiliyor. Şimdi kısaca mitokondriden bahsedelim. Mitokondriler ökaryot hücrelerde bulunan organellerdir. Bazen hücrenin enerji santrali olarak anılır. Çünkü glikozu parçalayarak ATP denilen o yüksek enerjili molekülü üretirler. Sonra hücre bu ATP'yi alır ve bu e, ve her türlü hücresel süreçte kullanır. Ve mitokondriyal DNA yani mtDNA yaklaşık 37 gen içerir. Bu genlerin çoğu mitokondride gerçekleşen hücresel solunumla ilgili. Gelelim kloroplastlara. Kloroplastlar hatırlayacağımız gibi bitki hücrelerinde bulunan organeller. Alk hücrelerinde de bulunurlar. Fotosentez kloroplastta gerçekleşir. Daha açıklayıcı olmak gerekirse kloroplastta granum adı verilen bu öbeklerden bulunur. Aslında granum e, Latince e, gran'a sözcüğünün çoğulu ama ben granumlar diyeceğim. Aslında granum yani çoğul e, kendinden granumlar demek çok doğru değil ama granumlar diye ifade edelim. Bu granumlar Tilakoid dediğimiz küçük dairelerden oluşur. Fotosentez işte bu tilakoidlerin içinde gerçekleşir. Fotosentez sırasında güneş ışığı toplanır ve diğer birçok işlemden sonra glikoz üretilir. Yeşil bitkiler kendi besinini üretir bilgisi buradan geliyor işte. Bitki glikoz üretiyor. Yani kendi besinini kendi üretiyor. Sonra bu glikoz hücrenin mitokondrisine gider ve parçalanarak ATP'ye dönüşür. Sonra hücre bu ATP'yi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanır. Kloroplasttaki DNA yani İngilizce kısaltmasıyla e, CP DNA ya da CP DNA yaklaşık 100 gen içerir ve bu genlerin çoğu fotosentezde rol üstlenen proteinler ve diğer şeylerle ilgilidir. Peki bunu ilginç kılan şey ne? Bunu anlamak için eşeğili üreme normalde nasıl gerçekleşir bir bakalım. Bir yumurta hücremiz var ve bu yumurta hücresinin çekirdeğinde o organizmanın normal bir hücresinde bulunan DNA miktarının sadece yarısı bulunuyor, tamam mı? Evet, bu miktara n diyelim. Ee, küçük n ile yazıyoruz hani n diyelim. Bir de sperm hücremiz var. Sperm hücresinin yumurta hücresinden çok çok daha küçük bir hücre olduğunu biliyoruz. Yani bu çizim kesinlikle orantılı bir çizim değil. Sperm hücresinin çekirdeğinde de o organizmanın herhangi bir hücresinde bulunan DNA miktarının sadece yarısı bulunuyor. Yani bu miktarda n. Ama sonra bu iki hücre birleşiyor ve zigotu oluşturuyor. Dolayısıyla zigot ne oluyor? 2n oluyor. Yani bu organizmanın herhangi bir hücresinde bulunan normal DNA miktarına sahip oluyor. Bu miktarın yarısı yumurta hücresinden, yarısı da sperm hücresinden geliyor. Sonra bu zigot iki hücreye bölünüyor. Ardından o hücreler de ikiye bölünüyor. Bu bölünme böyle sürüp gidiyor ta ki bir organizma oluşturmaya yeterli hücre sayısına ulaşana kadar. Şimdi bu yumurta hücresi gelişimini tamamlamış bir hücre. Sitoplazmasında genetik bilginin yanı sıra organeller de barındırıyor. Stoplazmasında yer alan mitokondrilerin içinde DNA'lar var. Bu DNA'ları mavi ile gösteriyorum. Zigotun da mitokondrileri var. Çünkü hatırlayalım, zigot temelde bir yumurta hücresi. Tek fark çekirdeğinde ek olarak sperm hücresinin de DNA'sını barındırıyor olması. Yine aynı şekilde sperm hücresi çekirdeğindeki DNA'nın yarısı dışında yumurta hücresine hiçbir şey vermiyor. Yani zigota başka hiçbir şey vermiyor. Elbette zigotun mitokondrileri de kendi DNA'larına sahip. Bu zigot kendisini eşlediği yani replike ettiği zaman çekirdeğinin yanı sıra sitoplazmasında bulunan mitokondrileri de replike ediyor. Çekirdekleri atlayıp doğrudan mitokondrileri çiziyorum. İşte bu mitokondriler sadece yumurta hücresinden geliyor. Hiçbiri sperm hücresinden gelmiyor. Bu da bizi maternel ya da anneden gelen kalıtım kavramıyla tanıştırıyor. Maternal kalıtım sadece anneden, yani sadece yumurta hücresinden gelen kalıtımdır. Buraya baktığımızda bu organizmanın sahip olacağı bütün mitokondriler sadece yumurta hücresinin mitokondrilerinden geliyor olacak. Sperm hücresinin mitokondrilerinden değil. İşte maternel kalıtım da tam olarak bu. Mitokondri de, kloroplast da maternel kalıtım sergiler. Çünkü her ikisi de sonuçta organizmaya dönüşecek olan yumurta hücresinin içinde yer alır. Maternal kalıtımın Mendel genetiğine aykırı olması aslında epey enteresan. Maternal kalıtım yani anneden gelen kalıtım Mendel genetiğine aykırı. Çünkü Mendel genetiği DNA'nın yarısının yumurta hücresinden, yarısının da sperm hücresinden geldiğini varsayar. Gametlerin sadece birinden, mesela sadece yumurta hücresinden gelen genetik bilgiyi hesaba katmaz. Burada bahsettiğimiz her şeyi çekirdek dışı kalıtım başlığına sokabiliriz. Çekirdek dışındaki yapılardan aktarılan herhangi bir gen çekirdek dışı kalıtımın konusudur. Mitokondri ve kloroplast çekirdeğin dışında yer alan yapılar. O yüzden sonraki kuşaklara aktarıldıklarında bu aktarıma çekirdek dışı kalıtım adı veriliyor ve çekirdek dışı kalıtıma bir giriş yaptığımıza göre bu kavramın keşfini mümkün kılan deneylerden birini şimdi masaya yatırabiliriz bir sonraki videomuzda